Kimsiniz? Cahilbe. Cahilbe. Beni tanıyorsun. Demek Necdet'i kapatmak istediğin kafes burası. Burası benim evim. Para mı veriyor sana? Terbiyeli ol. Ben aşkını parayla satan kadınlardan değilim. Sen kendini ne sanıyorsun? Necdet için sadece bir eğlence olabilirsin. Benimle eğleniyor, seninle üzülüyor. Sence kimi seçer? Tabii ki aşkı. Umurumda değil. Beni istiyor, geliyor. Ben Necdet'i iyi tanırım. Çok uzun yıllardır. Seni istemiyor. Sadece benden kaçmaya çalışıyor. Kendine çok güveniyorsun. Seni hiç unutmayacağını mı sanıyorsun? Sandığından çabuk unutacak. Ve ben bunun için elimden geleni yapacağım. Hasan'ın yanından geliyorum. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu yoksa? İkide bir adamın kapısına gidip iyi misin Hasan diye uyutmuyor musunuz? Ben doktor olarak diyorum ki Hasan iyi. Bırakın da adam uyusun. Çok şükür Necdet Bey. Allah razı olsun. Doktor Bey oğlum, maşallah aslan gibisin de ağırtların çökmüş. Gel, gel otur şöyle. Ben seni acık besleyeyim. Geç yavrum, geç. Geç, geç. Saniye. Hı. Doktor Bey açsa yukarıda yer. Sarma mı o? Ya, sarma da. Müştemilatın yemeği o. Yukarıdaki hünkâr beğendi. Sen bana sarma ver ya. Teyzeminki gibi mis gibi koktu. Oy sarmam. Sağ ol, kurban olsun. Dur. Yalnız ben öyle iki sarmaya doymam ha. Madem bu ürettin, tencereyle getir. Siz de aç mı kalırsınız bilmem artık. Doktor Bey de açlık görmüş galiba. Necdet abi, nasıl doktor olunuyor? Çok sarma yiyerek ve çok çalışarak. Peki, bu kadar yakışıklı nasıl olunuyor? Rahatsız olmayın. Hasan'a bakacaktım ama sizi kim böyle güldürüyor merak ettim. Hasan abiye bakmak yasak ki. Oğlum, Asude Hanım'a yasak olur mu? Yasak. En çok ona yasak. Siz girince saygıdan ayaklanmaya kalkar. Durumu iyi, merak etme. Aa, sarma mı o? Sana o da yasak. Bu müştemilatın. Sizinkiler daha havalı. Havalı olanı babam yesin. Yemeklerden niye öyle hemen kaçtığınız belli oldu. Meğer sizi burada besliyorlarmış. Ben bundan sonra burada yiyeceğim. Saniye Hanım güzelleri hep müştemilata saklıyormuş. Aa, yok töbe. Töbe, Asude'nin beni şöyle şey yapar mıyım? Yok vallahi töbe. Thank you.
Hoş geldiniz. Buyurun. Elinize sağlık. Afiyet baş şeker olsun doktor oğlum. Nejat Bey, mektup size gelmiş. Eyvallah Cemal. Kolay gelsin. Güle güle, selametle. Götür Ruşen. Lafı çok uzatmayacağım. Uzun uzun düşündüm. Nazım Bey, kararınızı açıklamadan önce beni dinlemenizi rica edeceğim. Çocukların yaptığı yanlış. Bu ortada. Evlenmeleri uzun zamandır istediğim bir şeydi. Sizin de benzer hisler içinde olduğunuzu tahmin ediyorum. Yanlış olan buluşmaları değil Münevver Hanım. Bunu benim yokluğumdan faydalanarak yapmaları. Arkamdan gizlice iş çevirmeleri. En kıymetli varlığım konusunda beni kandırmaya çalışan bir insana nasıl güvenebilirim? Nazım Bey. Güvenmediğim bir adamla değil akraba olmak... ...birlikte iş yapmaya nasıl devam edebilirim? Ali Fuat'la ortaklığımı bitiriyorum. Elbette ki sermayedeki tutarını da hissesine düşen payı da alacak. Nazım Bey, ben sadece Asude ile... Asude artık burada olmayacak. Londra sefiri kuzenimin yanına gidiyor. Tamam Ali Fuat. Konuşacak bir şey kalmadı. Nazım Bey, umarım verdiğiniz bu karar daha önce verdiğiniz tüm kararlar gibi herkesi mutlu eder. Asude Hanım bir daha dönmeyecek miymiş? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Asude Hanım'ı canımdan çok severim. Ama kabahati çok büyük canım. Öyle mi? Bu işlere sen mi bakıyorsun artık? Kalfa gelsin öğreniriz. Sallama ona da bir şey desinler. Ne olduğunu sadece Nazım Bey biliyor. Ama kimse cesaret edip soramıyor. Nazım Bey affedecek bence. Çocukların yaptığında bir kötülük yok. Sevmişler birbirlerini, nişanı sözü bekleyememişler. Ne var? Nazım Bey'in öfkesi kabarmış deniz gibidir. Durulmaz kolay kolay. Adam da haklı. Allah Allah, Allah Allah. Oğlum, otur biraz sakinleş. Kaybettiğim bir şey yok henüz. İşten bahsediyorum. İşi düşünecek halde değilim anne. Asude için savaşacaksak güçlü olmalıyız. Benim tek bir planım var. Asude'yi kaçıracağım. Saçmalama. O zaman senin ağzım yaşatmaz. Anne başka ne yapabilirim? Sen bir şey yapmayacaksın. Artık ben yapacağım. Sen izleyeceksin. Gerçekten Asude'yi düşünüyorsan annene güveneceksin. Eğer Asude'yi alıp gitme şansımı da kaybedersem seni hiç affetmem anne. Eğer başaramazsam sana söz. Kendi ellerimle kaçıracağım sizi yurt dışına. Hmm.
Kıymet. Kaldır kızım bu tabağı. Bir yesim kalmadı. Bazı değişiklikler var. Münevver Hanım artık konağa geldiğinde hemen içeri alınmayacak. Önce Caliba Hanım'a haber verilecek. O karar verecek. Nazım Bey'in konakta olduğu zamanlar da dahil Ali Fuat Bey konağa alınmayacak. Kesinlikle. Kalfa başka? Ne? Kovuldun mu? Kalfa ne olur söyle, kovuldun mu ben? Kovdurtmam ben seni. Kovulmadın. Çok şükür. Kıymet, gördün mü erkeğim kovdurtmadı beni. Ama Asude Hanım'la birlikte sen de gidiyorsun İngiltere'ye. Konağa haber göndermişsin, merak ettim. Anlatacaklarım var sana. Cale bugün benim evime geldi. Onun senden vazgeçmeye niyeti yok. Bunlar benim değil, onun lafları. Ne oldu? Ne oldu söylesene. Asude Hanım'la ben de gidiyorum İngiltere'ye. Yarın konakta son günüm. Ne yani? Seni bir daha göremeyecek miyim? Kim bilir ne zaman? Olmaz öyle. Nazım Bey'in emri kesin. Ablamla konuşsam, yollamasam seni? Konuşma. Asude Hanım'ı bırakamam ben. Ama beni bırakırsın yani, öyle mi? Elimde olsa bırakmam. Nabi. Efendim abla. Necat geldi mi? Yok, gelmedi. Şu geçen seferki kızla mı yine? Evet, Justin. Gecenin bir yarısı sarhoş gelmesin de. Sen merak etme, o bu gece gelmez zaten. Hayır. Cale senin benimle eğlence yaptığını. Gönül eğlendirdiğimi. Gönül eğlendirdiğini söyledi. Evet. Ne güzel laf. Gönül eğlendirmek. Sen benim kalbime iyi geliyorsun. Ben de senin kalbini eğlendirebiliyorsam ne güzel. Sen ne dedin peki? Ben de Cale Necat'ın sevgilisiyim dedim. Sevgilisiyim mi dedin? Çok istiyorum. Bana kızdın senin için sevgilim dedim diye. Kızdım tabii Justin. Ne bekliyordun? Evet, yalan söyledim Cale Bey'e ama onu kızdırmak istediğim. O bana hakaret etti. Kötü niyetli olmadığını biliyorum.
Ama hayatımda oyun oynayan bir kadına daha ihtiyacım yok. Anlıyorum. Ben yarın sen gelmeden evi boşaltmış oldum. Hayırdır Esma, nereye? Hasan'a çorba götürüyorum. Kızım, üç öğün aynı çorbayı içire içire çocuğu bıktırdın evladım. Canım, kızın gönlünden kopmuş yapmış. Sana ne zararı var? İstemezse içmez. Bahçıvan geç getirdiği için kusura kalmayın ama bugün menemeninizi domatessiz yiyeceksiniz mecburen Hamdi Efendi. Sabaha kadar konuştuğun yetmedi, hala konuşuyorsun. Konuşurum tabii. Koskoca konağın beyefendisinin verdiği karar üstüne laf söylemek sana mı düştü? Bey diye her yaptığı doğru değil. Hamdi Efendi, gel şöyle biz birer kahve içelim, hadi. Saniye, bize iki kahve yapıver. Tamam, kalk. Boşuna söyleme Kalfa. Yaptığımın doğru olmadığını biliyorum. Ama o kız elimize doğdu, elimizde büyüdü. Bu kadar büyük bir cezayı hak edecek bir şey yapmaz o. İyi de Hamdi Efendi, bu konuda laf bize düşmez, bunu biliyorsun. Hah, işte annem ben de öyle dediydim. İkinize birden söylüyorum, bu konuda yorum yapmak yok. Nazım Bey çok hassas. Ve alıştığımız gibi davranmaz bize. Peki. Ama şunu söyleyeyim, Asude Hanım bu konaktan giderse benim de durasım kalmaz. Hanım sen de bunu bil, kararını ver. Allah Allah ya! Allah Allah! Çeviri yapayım diyordum, uyuyakalmış. Ne? Yalana da başladın yani Neşat. Konağa gitmek istemedim. Justin'le de artık görüşmüyorum. Bana gelseydin o zaman. Ama sen kendini mutsuz etmeyi seviyorsun. O yüzden burada uyuyorum hocam. Çok şükür güne mutsuz başladık yine. Sen şimdi yemeden içmeden de kesilirsin bir güzel. Daha da mutsuz olursun. Aslında bir isteğim vardı ama... Heh, söyle. Şöyle bir temiz dayak. İyi o zaman. Demek hala kendinle dalga geçebiliyorsun. Münevver Hanım geldiler. Asude'yi görmesi kesinlikle yasak. Sizi görmek istiyorlar. Hoş geldiniz. Genellikle benden habersiz gelir, beni görmeden giderdiniz. Şaşırdım. Söyleyeceklerim seni ilgilendiriyor. Dinliyorum. Bana olan hıncın yüzünden çocukların mutluluğuna engel olma.
Benden özür mü dileyeceksin? Çocukları rahat bırakmanı istiyorum. Konak kadınları hep aynısınız. Kaybettiğinizi asla kabullenmiyorsunuz. Ben başka kadınlara benzemem Caribe. Beni küçümseme. Münevver Hanım. Bu manasız laflar, boş tehditler için geldiyseniz... gerçekten boşuna yorulmuşsunuz. Caribe, Asude'yi sürgüne yollamak istiyorsun ya. Fark etmezsin. Uyanır, gözünü bambaşka bir kıtada açarsın. Sadece geceleri kendi evime gidiyorum ama yine de sizin evin hızına yetişemiyorum. Ne oldu yine? Gidiyorum işte. Tatil planımı yeniden değiştiririm. Bu yaz Paris'e değil senin yanına gelirim Londra'ya. Gerçekten mi? Tabii. Hem belli mi olur? Belki yanımda Ali Fuat'ı da getiririm. Bizim için artık bir gelecek yok Fevki. Gelse bile babam asla evlenmemize izin vermez. Orada evlenirsiniz. Olmaz. Daha mühürler basılmadan Nazım Bey'in haberi olur. Kuzeninin yanına gidiyoruz Londra sefaretine. Bir hafta içinde Londra'nın nemli havasından bunalıp zatürre olup yataklara düşsen. Orada da doktorlar var Fevki'ye. Teslim oluyorsun yani. Kuzu kuzu gidiyorsun. Benim başka yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Ne yapsam ters teper şimdi. Oraya bir gideyim. Birkaç ay sonra babama mektup yazacağım. Af dileyeceğim. Aylarca sürgün çekeceksin. Başka çarem var mı? Münevver Hanım'dan haber çıktı mı? Haber yok. Ben senin yerinde olsam... Münevver Hanım'ın hamlesini beklemeden bavulumu toplamazdım. Senin aklında bir şey var Münevver. Var ama yardımın lazım. Elimden ne gelirse. Sıtkı Paşa, Nazım Bey'e Trablusgarp işini verdi mi? Resmi olarak verilmedi. Geciktirebilirim. Ama Sıtkı Paşa onayladıysa engel olamam. Hayır hayır, engellemeni istemiyorum. Aksine Nazım Bey'in o işi almasını istiyorum. Sıtkı Paşa'nın kararına bağlı. Sıtkı Paşa'nın kararı neye bağlı? Onu bilmiyorum. Ahmet Paşa biliyordur belki. Ahmet Paşa ile beni görüştürebilir misin? Son çarem. Hadi Asude'yi anladım. Konağı, şefiyi babasının arkasında bırakıyor. Ama seni niye karalar bağlı Duruş'a? Londra'ya gidiyorsun. Belki orada seni yepyeni bir hayat bekliyor. Benim de arkamda bıraktıklarım var Fevki Hanım. İnsanın sevdiklerinden ayrılması kolay mı? Aa! Burada bir şeyler oluyor sanki Asude. Sen de duyuyor musun kuşların kanat çırpınışını? Sen bizden ne gizliyorsun bakalım? Yok, yok canım. Ne gizleyeceğim? Ses mi geldi? Ha? Kıymet'in sesi geldi galiba. Ben bakayım ben. Ay yok yok kızım. Ben kendim hazırlarım. Sağ ol. Kalfa kimseye güvenmez. Kendi çeker hep. Kahve çekme işinde ustalaşmak yıllarını alır insanın. Aynı kişi kavuracak. Aynı kişi çekecek ki kahvenin de lezzeti aynı olsun. Dolu kahve vardı. Acelesi neydi? Asude kızımızın o kadar özleyeceği şey olacak ki. Kahvesi de elimizden olsun dedim. Ruşen'e de çekecek misin kalfa? Belki o da özler ha? Sübhanallah. Bakın kim geldi.
Selamlar ahali. Hasan, ne işin var senin ayakta? Cemal koş. Oh, oh, maşallah, maşallah. Yavrum, doktor yatakta kalkma demedi mi sana? Doktor iyi dedi sabah. Alman cilalarını anlatacak bize. Maşallah, maşallah. Saniye ablasının dolması ayağa kaldırdı tabii Hasan oğlumuzu. Vallahi abla, ellerine sağlık ama ben onları pek yiyemedim. Hani ateşim mi neyim vardı bilmiyorum ama içim almadı. Hasan, açsan bir şeyler hazırlatalım ha? Yok, sağ ol, sağ ol. Beni bir tek şu kızın getirdiği çorbalar yetti. Asude evde mi? Hı hı. Bunu hemen ona verir misin? Ruşen, dikkatli olun ne olur. Kimse görmesin. Tamam. Sizi merak etmiyorum. Mektupla falan olmaz o iş. Lütfen kimseye söylemeyin. Nabi Bey, Galiba Hanım'a söylemeyin ne olur. Bırak söylesin. Hiç kimseden korkum yok benim. Korkun yoksa al işte sana fırsat. Kavga mı istiyorsun sen? O işlere doktor bakıyor Ali Fuat. Benim uzmanlık alanım gönül işleri. Benim senin kadar param olacak, gücüm olacak. Bir dakika durmam tutarım Asude'yi kolunda. Beyefendiliğin bazı sınırları vardır. Ama sen bunu bilemeyebilirsin. Beyefendilik aşka bir numara küçük gelir Ali Fuat. Kasar kol altlarımda. Aşk dedi mi akan sular durur benim için. Üzülüyorum bu duruma. Başımı belaya sokma benim. Çek şu elimi. Çek şu elimi. Nazım Bey çardakta gecenin bir vakti ikinizi basmadı mı? Bastı. Yarın Asude Londra'ya sürgün gitmiyor mu? Ha? Söyle. Gidiyor. Daha ne kadar girecek başın belaya? Ha? Sen tekrar Asude'yi görmek istiyor musun? Bana onu söyle. Elbette istiyorum. Ha? Şöyle, Nabi senin reçeteni yazacak Ali Fuat. Sen rahat ol. Hayır Asude ne buluyor bu mendeburda anlamış değilim. Ne yapıyorsun Şefik'ciğim? Londra buradan ne kadar uzakta ona bakıyorum. Ablamı ziyarete gideceğim de. Ama çok uzak, babam kesin izin vermez. O kadar uzak değil aslında. Ben babanla konuşurum, birlikte gideriz. Gerçekten mi? Evet. Gemiyle mi gideceğiz? Gemiyle, trenle. Sen nasıl istersen. Yazın gideriz değil mi? Ablam orada tek kalmasın. Tek kalmaz, merak etme. Ruşen var yanında. Hem bir sürü akrabanız var orada. Niye tek kalsın ki? Ama ben burada tek kalacağım. Biz ablamla hiç ayrılmadık. Babam da ablama çok kızgın zaten. Kesin izin vermez. Baban izin vermezse
Benim de gemim var. Ona biner ikimiz gideriz. Söz mü? Söz. Hangisi? Ay duvarın dibindeki. Ay ikilere girdi fare fare. Ay ben çok tiksinirim. Yürü. Salma, tamam mı? Hadi gel çabuk, hadi kızlar, kızlar. İnsene. Olur mu canım? Bura bizim merdiven. Ya mutfakta fare görmüşler. Kalfa merdivenlerden takır takır inip fareyi kaçırtmasın dedi. Sana. Beğenemedin mi? Odama izinsiz giriyorsun. O kadar pişman olacaksın ki bunu söylediğine. Ay gitmesen size taşınırdım. Bu ev tam benlik oldu. Vallahi çığlığı basacağım şimdi. Aman aman. Bak bir daha yakalanmanız hiç iyi olmaz. Bekle. Bekle. Gel, gel. Seviyorsan sınırları zorlamak lazım. Nejat'ın gönül eğlendirdiği bir kız için bu kadar tehlikeye atmaya değer mi? Kalması benim için daha tehlikeli. Nejat da beni biliyor. Ne kadarını biliyor Cahilbe, ne biliyor? Fransız kızın teki. Sana ne zararı var? Zararı var diyorsam vardır Mürel. İyi düşün Cahilbe. Ya bırak yol ver gitsin, o da rahat etsin sen de. Hem istediğin kolay bir şey de değil. Başımız derde girer.